İyi iş başardın İsmail Ağa. Lokman Ağa'nın bahsettiği kadar varmış. Bu mektup hünkârımızın eline geçseydi şehzademiz Selim'in vay haline. Ben sana dairenden çıkmayacaksın demedim mi? Selim ne olur yapma. Düşmanlarımızın oyununa gelme. Ben senin kötülüğünü ister miyim? Tek arzum seni ve evlatlarımızı korumak. Durban dairene dön. Madem öyle. Ne ceza vereceksen ver artık. İstersen canımı al razıyım. Yeter ki beni senden mahrum bırakma. Yok bununla cezalandırma beni. Nurbanu dairene dön. Şehzadem, buraya geleceğinize, hünkârımızın yanına gitseydiniz, Şehzade Selim bu işten yakasını asla sıyıramazdı. Bilmez gibi konuşma Lala. Selim inkar ederdi. Hünkârımız da her zamanki gibi bana değil ona inanırdı. Gel. Validem. Otur. Validem keşke geldiğiniz vakit karşılaştığınız manzaranın izlerini silmenin bir yolu olsa. Keşke Selim. Keşke. Yaşanan tatsız hadiselerden hünkârımızın haberdar olmasına lüzum yok. Öyle değil mi? Ne senin ne de Beyazıt'ın yaptığı şeyi tasvip etmem mümkün değil. Lakin haklısın. Hünkârımız yaşananlardan haberdar olmayacak. Ancak bundan böyle benim söylediğim şeye riayet edecek, kendi başına iş yapmayacaksın. Gel. Beni ne maksatla çağırdığınız anlaşıldı validem. Ben gitsem iyi olacak validem. Yeter. Otur. Benim sabrımı taşırmayın. Husumetinizden sıkıldım. Selim, Beyazıt'tan af dileyeceksin. Ben af dileyecek bir şey yapmadım validem. Lakin sulh için, sizin için af da dilerim. Riyakarlığının haddi hududu yok değil mi Selim? Validem, beyhude uğraşıyorsunuz. Ben elimden geleni yapıyorum validem. Lakin görüyorsunuz, Bayezid değişmiyor. Yeter. Susun ve beni dinleyin. Aklınızı başınıza devşirin. Eğer ben Hürrem'sem bu gece burada sulh sağlanacak. Huzurla ve sulhla yaşamak mümkün. Nice düşmanlar gün gelir dost olurlar. Kaldı ki siz kardeşsiniz. Validem sizi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Lakin insan bir kez itimadını kaybetti mi onu geri kazanması neredeyse imkansız. Gene de sizin için Selim'in şu son yaptığını sineye çekeceğim. Lakin rahat durmazsa beni bundan sonra ancak Rabbim durdurur. Kardeşim bir daha yanlış yapmayacak. Teminatı benim. Son bir şey daha. Selim'in Kütahya'ya yolladığı casusun burada bir kardeşi var. O da benimle beraber gelecek. Bundan maksadın ne?
Hatun evladını doğurur doğurmaz infaz edilecek, öyle değil mi? Cariye affetmek gibi bir niyetim yok valide. Lakin o zavallı kız bir kurban. Her şeyi kardeşini kurtarmak için yapmış. Son günleri de kardeşini görmesi hakkı. Zaten burada kalırsa da akıbeti malum. O yüzden çocuk benimle gelecek. Şimdi müsaadenizle. Bayezid ve merhameti. Kendine gel. Bayezid'in istediğini yap. Çocuğu gönder. Validem, ben size layık bir evlat olacağım. Lakin Bayezid rahat durmaz. Arkamdan kuyu kazmaya kalkarsa o vakit başka. Bayezid'den zerre şüphem yok. Rahat duracaktır. Yeter ki sen içindeki şeytana mukayyet ol. Haremindeki şeytanı da bir an evvel def et. Dikkatli ol aslanım. Attığın her yanlış adım Selim'e değil sana zarar verir. Selim, söylediklerimi sakın unutma. Bir dahaki sefere zinhar affetmem. Helal olsun, nihayet geldin. Seni affetmiş değilim Nurbanu. Hünkârımıza Şehzade Murad'ın sancağa çıkma vaktinin geldiğini bildirmiştim. Münasip bulmuş. Aydın'a sancak beyi olarak tayin etti. Murat'la birlikte Aydın'a gideceksin. Şehzadem, beni oraya yollama. Öldürürler beni, yaşatmazlar. Nurbanu, validem senin kelleni istedi. Ben seni böyle kurtardım. Bu olanlardan sonra yanımda kalman doğru olmaz. Herkes için en hayırlısı olsun. Bir mesele mi var Lala? Şehzadem, sizinle konuşmam icap eden mühim bir husus var. Sen burada bekle Gazanfer. Evet Lala, seni dinliyorum. Şehzadem, benden maziyi unutmamı, Şehzade Bayezid'le olan alakamı tümüyle kesmemi istemiştiniz. Evet, bu teklifim hala geçerli. Eğer benim saflarımda yer alırsan karşılığını ziyadesiyle alacaksın. Çok düşündüm şehzadem. Şehzade Bayezid'den kopmak kolay değil. Lakin imkansız da değil. Son yaşadıklarımız beni bir kez daha düşünmeye sevk etti. Bundan böyle gözüm sizin için görecek, kulağım sizin için işitecek şehzadem. Allah izin verirse tahta çıkmanız için elimden geleni yapacağım. Doğru bir karar verdin Lala. Eğer bir gün tahta çıkarsam
Sen de yanımda olacaksın. Kudretli, saadetli Fatih Cihan hünkârım. Canım babam. Size bu mektubu yazma mecburiyetinde kaldığım için esef duyuyorum. İcap duyuyorum bu desen. Daha münasip olur şehzadem. Arzu ederseniz şöyle devam edin. Lakin bir çareyim. Kardeşim Şehzade Bayazıt'la yaşadıklarımızı bilmeniz elzem. Bunları saklarsam size ihanet etmiş olurum. Âlâ. Sancağının askerini toplayıp sarayıma dayandığını, canıma kastettiğini de yazıyorsun değil mi? Elbette şehzadem. Bu arada Gözdeniz Nurbağın Sultan'ı Aydın Sancağı'na göndermekle en doğru kararı verdiniz şehzadem. Hürrem Sultan'ımızı hoş tutmanızda fayda var. İnşallah sağ salim ulaştılar. Oğlum kızlarım şimdiden burnunda tutuyor. Biraz vakit geçsin şehzadem. Gider gelirler elbet. Kim görecek, kim bilecek. Şehzade Selim sözünde durmayacak Atmaca. Adım gibi eminim. Keşke aksi olsaydı. Lakin Şehzade Selim jübiliyetini belli etti. Unutmayın şehzadem. Bundan sonra mühim olan kardeşinizin oyunlarına gelmemektir. Böyle kardeşlik mi olur? Yatsın kalksın valideme dua etsin. Yoksa ben ona yapacağımı bilirdim. Bir kez daha anladım ki Allah gecinden versin. Yarın hünkârımız Hakk'ın rahmetine kavuşsa validem dahil herkesin desteğiyle Bayezid geçecek yerine. Biricik gayem buna mani olmak şehzadem. Merak etmeyin. Bu mektup işe yarayacak. Eminsin değil mi Lala? Bir daha hata yapamam. Hiç şüpheniz olmasın. Şehzade Bayezid şu satırları okur okumaz hiddete kapılacak ve yanlış bir adım atacaktır. Biz de bu yanlışı vakit kaybetmeden hünkârımıza bildireceğiz. Bu vesileyle hem validenize verdiğiniz sözü tutmuş olacaksınız, hem de Şehzade Bayezid Sultan Süleyman'ın gözünden iyice düşmüş olacak. Hünkârımızın Şehzade Beyazıt'a itimadı halihazırda pek azdır. Malum. Bu hadiseden sonra tamamen yok olur. Bunca yıldır yanlış yoldan yürümüşüm Lala. Bundan böyle senin aklın ve tecrübenle muzaffer olacağım inşallah. İnşallah şehzadem. Oyunu kaidelerine göre oynarsak Şehzade Bayezid merhum Şehzade Mustafa gibi hünkârımızın gazabına uğrayacaktır. Ve işte o zaman, evet, o zaman istediğinizi alacaksınız. Sen benim yüzümü güldürdün hatun. Dile benden ne dilersen. İstediğim tek şey sensin. Senin aşkın. Gel. Şehzadem, keyfiniz yerine gelir diye düşünmüştüm. İstemiyorum. Çekilebilirsiniz.
Halam Gracia Mendes, Sultan Süleyman'ın himayesine girdiği için çok bahtiyar şehzadem. Size minnettar. Türlü hediyeler göndermiş. Âlâ. Merakımı mazur görün şehzadem. Canınızı sıkan nedir böyle? Şehzadem. Merak etme Lala. Yasef ahbabımdır. Kütahya'dan geldi. Şehzade Bayezid Hazretleri yollamışlar. Arzu ederseniz ben dairenize götüreyim. Lüzum yok. Ne var içinde? Malumatım yok şehzadem. Ben de merak içindeyim. Şehzade Selim, sana kardeş demeye dilim varmıyor. Ne eyleyelim ki öyle? Kendi günahlarını unutup beni hünkârımıza şikayet etmeye yeltenmişsin. Her daim olduğu üzere avretler gibi arkamdan iş çevireceksen, hediyem seni ziyadesiyle memnun edecektir. Eğer şu olanlardan hoşnut değilsen ve bir dirhem erkekliğin kaldıysa, önümüzdeki ayın ilk gününde Simav'a kılıcını kuşanda gel. Mertçe bir erkek gibi aramızdaki meseleyi teke tek halledelim. Yok eğer kaçacaksan fistanını güle güle giy. Şehzadem, mektubunuz ve malum hediyeniz Şehzade Selim'in eline geçmiş olmalı. Ne dersin Atmaca? Selim karşıma çıkacak mı? Sanmam. Buna cesaret edemez. Muhtemelen gönderdiklerinizi hünkârımıza ulaştıracaktır. Bu da bizim için iyi mi olur, kötü mü, orası meçhul. İnceldiği yerden kopsun. Validem hünkârımıza karşı yanımda duracaktır. Hele ki Selim'in yine sözünden döndüğünü gördükten sonra. Ben haklı olduğumdan eminim ya, içim rahat. Tabii keşke diğer ihtimal vuku bulsa da Selim karşıma çıksa. Bir kez olsun saygı duyarım ona. Bu sandığı vakit kaybetmeden hünkârımıza yollamalıyız. Bu saygısızlığın elbet bir cezası vardır. Hiçbir yere yollamıyorsun Lala. Bayezid bu yaptığının bedelini canıyla ödeyecek. Karşısına çıkacağım. Olmaz şehzadem. Buna müsaade edemem. Böyle konuşmamıştık. Şehzade Bayezid'in yanlışını ifşa etmekti niyetimiz. Böyle öfkelenmeniz gerekmez. Ben bir şehzadeyim Lala. Ne olursa olsun böyle bir hakarete göz yummam. Bayezid benim kellemi mi alacak? Alsın daha iyi. Böyle yaşamaktan bin kat yeğdir. Derhal hazırlıklara başla. Karşısına çıkacağım. Şehzademiz kararlı. Hoş, Şehzade Selim teklifini kabul etmez. Şehzademizin karşısına çıkmaz. Bir kediyi bile köşeye kıstırırsan aslan kesilir Hüseyin Çavuş. Bu husumet böyle devam ederse bir çığ gibi büyür, kimse de önünü alamaz. Şehzade Selim karşımıza çıkarsa hiç şaşırma. O zaman kaybeder. Sonra ne olur peki? Sultan Süleyman Şehzade Bayezid'i sağ kor mu sanıyorsun? İş işten geçtikten sonra Şehzade Bayezid'e zinhar dokunmaz. Her şeyden evvel Hürrem Sultan mani olur. Tahtın tek varisinden kim vazgeçebilir ki? Doğru. O halde tedbirli olmakta fayda var. Şehzade Bayezid'i korumak, rahmetli şehzademiz Mustafa'ya olan borcumuzdur. Şehzademize canımız feda. Biz bir yiğit kaybettik. Bir daha kaybetmeyeceğiz evvelallah. Thank you.